Bay ve Bayan Waterson, bugün sizi buraya kızınız Anais hakkında konuşmak için çağırdım. Bu resme bakacak olursak, siz bayan çok yoğun bir çalışma temposu içindesiniz. Sizse kızınıza hiç iyi bir örnek oluşturmuyorsunuz. Dolayısıyla çocuklarınızın disipline ihtiyacı var. Çocuklar lütfen sakin olun. Bu resme baktığım zaman karşımda gördüğüm şey... Sorunlu bir aile. Müdür bey, sizi bölebilir miyim? Endişelenme tatlım, bu senin hatan değil. Biz sizin hatanız. Özür dilerim peynirli pasta prensesi. Beni buna sosis perisi zorladı. Tatlım, bu kadar kötü bir aile olduğumuzu bilmiyordum. Çocuklar lütfen. Her neyse, ailenizin iyiliği için size işleri yoluna sokacak bir program hazırladım. Kısaca özetlemek gerekirse, sizin işi bırakıp dinlenmeniz, kocanızınsa dinlenmeyi bırakıp çalışması gerekiyor. Gumball ve Darwin size dinleyecek. Bugünü okul psikoloğu Bay Small'la geçirip enerjinizi daha yapıcı işler için kullanmayı öğreneceksiniz. Anais'e yardımcı olacağınızı düşünüyorsanız her şeyi denemeye hazırız müdür bey. Bir şey söyleyebilir miyim? Söylemene gerek yok tatlım. Her şey yoluna girecek değil mi çocuklar? Değil mi çocuklar? Evet, kesinlikle tatlım. Ben neyi kabul ettim? İşe girmen gerekiyor. Teşekkür ederiz müdür bey. Elimizden geleni yapacağız. Bay Watt... Disiplinsiz çocuklar için 5 basamaklı eğitim programına hoş geldiniz. Birinci adım, ilk çığlık. O nedir? Bu bütün kızgınlığınızı sesli olarak dışa vurmaya denir çocuklar. Bakın böyle. Siz de deneyin. Benim içimde hiç kızgınlık yok. Benim de. Herkesin içine kızgınlık vardır Gumball. Önemli olan onu bulabilmektir. İçimde mi? Bir şey gelebiliyor musun? Hayır, hiçbir şey yok. Sen yine de dene. Tamam. Bundan daha iyisini yapabilirsin. Pekala Darwin, sıra sende. Derin bir nefes al ve dışa vur. Pekala Nicole, sakin ol. Bu kızımın iyiliği için. Dolayısıyla oturacağım ve hiçbir şey yapmayacağım. bu çok zor olacak. Simon'un hazırladığı raporlar nasıl? Onlar mı? Ben geçen gün tuvalette okudum. Bunu bilmemiz gerekmiyordu Charlie. Bence sen bu şirketin gelmiş geçmiş en iyi çalışanısın. Al bakalım, sana müdüriyet katının tuvaletinin anahtarını veriyorum. Gerçekten mi? Tek yapmam gereken bu hayali gerçekleştirmek, hepsi bu. Bunu küçük kızım için yapacağım. Bu arada o tuvaletin anahtarına gerçekten ihtiyacım var. İkinci adım. Yıkıcı enerjinizi yapıcı enerjiye dönüştürmemiz gerekiyor. Örneğin resim yapmak. Tamam. Resim yapmak deyince aklınıza böyle bir şey mi geliyor? Evet. Ama yanılıyorsunuz. Bu resim değil. Bu resim değil. Bu resim değil. Yandı, bitti, kül oldu. Kim ilk olmak ister? Ben beni seçin. Dünyanın tuvalin olduğunu düşün ve sen de fırçasın. Evet, bütün ev yıkandı. Araba cilalandı. Buzdolabının içindekiler alfabetik sıraya dizildi ve temizlik malzemeleri parlatıldı. Diğerlerinin gelmesine daha 5 saat var.